Herkese merhaba arkadaşlar. 30 Ağustos Pazar İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 10 tane koşunun olduğu zevkli güzel bir program var arkadaşlar. Bilindiği gibi 94. Gazi koşusunda koşacağı bir gün olacak bugün. Birinci koşuyla beraber birinci altılısı, beşinci koşuyla beraber de saat 3.30'da arkadaşlar İstanbul programının ikinci altısı başlayacak. Ben yine her iki altılı programı ile ilgili yine takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Varsa yine takip safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı dediğim gibi birinci koşuyla beraber saat 1.30'da başlayacak arkadaşlar. Medium bir koşu var. 3 yaş ring Arapları 1200 metre mesafe sentetikte izleyeceğiz. Burada özellikle 6 numaralı Muza Baba'dan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Saadettin Poyraz'la beraber start alacak olan bu safkanın özellikle sentetik performansının etkileyici olduğunu düşünüyorum. Yarın çıkacağı müsait grubu değerlendirip kazanmaya yakındır diyorum. Benim ilk şans safkanım Muza Baba olacak. Rakibi noktasında muhakkak 7 numaralı Olgun Up değerlendirilmeli ki Tolga Yıldız'la beraber start alacak olan bu safkanda özellikle sentetik yarışlarındaki performansıyla dikkat çeken bir safkan. Muhakkak şanslı olacaktır. Kaliteli safkandan etkili güzel bir koşu gelebilir, denenebilir arkadaşlar. 6 ve 7 bir tık önde bende. Bu iki safkan muhakkak bence kuponlarda olmalı. Daha sonrasında yeri olanlar için de 5 numaralı kazanlı ilk defa çıkacağı sentetik pistte etkili bir yarış çıkartabilir. Muhakkak bu safkana da şans verebiliriz arkadaşlar. Ben burada 6 ve 7'yi bir tık önde tutuyorum. Rakibi noktasında da 5 numaralı kazanlıyı gün ilk ayağı için arkadaşlar şanslı olabileceğini düşünüyorum. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise şart 2'de koşacak 4 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1600 metre mesafe çimdeki günün en kalabalık koşularından biri. 22 tane safkanı start alacağı 22 tane performansı kısıtlı en azından yarışları çok dengeli olmayan safkanın bir araya geldiği bir grup ki hem mesafeden dolayı hem de bu kadar kalabalık bir koşuda sürprize müsait gözüküyor. Burada çok at yazmak doğru olacaktır. İşte bütçemiz dahilinde arkadaşlar yazabildiğimiz kadar at yazmak günün ikinci ayağı için doğru bir sonuç verecektir diye düşünüyorum. Ben özellikle 2-3 tane safkandan çok bahsedeceğim. Bu safkanlardan etkili güzel koşular bekliyorum. İlk şanslı gördüğüm safkan 6 numaralı zor zaman arkadaşlar bir start çeken Safkan Tolga ile beraber bu kalabalık grupta iyi bir yer alacaktır diye düşünüyorum. Aldığı yeri de iyi koruyup yarın için şanslı koşmaya ya şanslı olmaya aday safkanlardan biri. 6 numaralı zor zaman muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında 7 numaralı Hürreis Mertcan Çelik ile beraber yine şanslı gördüğüm bir diğer safkan. Yine yerimiz varsa 5 numaralı Demir Yıldız Nevzat Avcı ile beraber yine iyi koşmasını beklediğim diğer bir safkan. Son olarak da arkadaşlar 1 numaralı Çılgın Ejder'den bahsedeceğim. Yine Mahsun Turan'la beraber start alacak olan bu safkanla da etkili bir güzel bir yarış gelebilir. Yarın için müsait grubu arkadaşlar değerlendirebilir. Burada özellikle 6 numaralı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında da 7, 4, 5 ve 1 numaralı safkanları şanslı görüyorum arkadaşlar günün bu ikinci ayağı için. Hatta yerimiz varsa 11 numaralı SS Fırtına, 15 numaralı Kadeş gibi safkanlarda sürpriz arama noktasında arkadaşlar geniş kuponlara şans verilebilir günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise medium bir koşu var. 3 yaşlı Arapları izleyeceğiz. 1200 metre mesafe sentetikte 8 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle 6 numaralı Özgür Kafkas'tan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Saadettin Poyraz'la beraber start alacak olan bu safkanın son ikinciliği oldukça başarılıydı. Ben o yarışını yapması durumunda çektiği bir startı da kullanarak arkadaşlar etkili güzel bir yarış gelecektir. Hatta yarın için bu grubu geçmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Muhakkak 6 numaralı Özgür Kafkas ilk şans safkan olarak değerlendirilmeli. Rakibi noktasında çıktığı 4 yarışta da ikincilik elde eden yeğenim Toprak yine Hışman Çizik'le beraber etkili olmaya aday bir diğer safkan muhakkak şans verilmeli diye düşünüyorum. Son nokta arkadaşlar yeri olanlar için yine 3 numaralı 5 kazalı Akın Sözen idaresinde şanslı olacaktır diye düşünüyorum. Yine bu safkana da şans verilebilir. Özellikle 6 ve 7 daha sonrasında 3 numaralı safkanın da şanslı olabileceği bir koşu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Günün bu 3. ayağının. Günün dördüncü koşusu aynı zamanda arkadaşlar 7'li Palasen'in de başlangıç ayağını oluşturacak olan bu koşu şart 3'te koşacak. 3 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim ki zaten bu safkanı da yarın için kuponumda yalnız bırakacağım. Çıktığı iki yarışta da size çok bahsettiğim 2 malı Winter Feel arkadaşlar Akın Sözen idaresinde müsait bulduğu bu grubu kolay geçecektir diye düşünüyorum. Yarın için dediğim gibi özellikle son yarışında yaptığı performansla beraber bu grubu ben kolay geçmesini bekledim. 2 malı
sonra Winter Feel arkadaşlar rahatlıkla kuponlara yalnız bırakılabilir. Günün 4. ayağında arkadaşlar 7 plasenin başlangıç ayağında 2 malı Winter Feel. Ben de Akın Sözen'le beraber geçilmez diyorum. Günün arkadaşlar 5. koşusu aynı zamanda 2. altının başlangıç ayağını oluşturacak olan 1. İnönü koşusu. Grup 3'te koşacak dişilere ait 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. Günün yine zor zevkli geçmeye de aday koşularından biri. 13 tane safkan start alıyor arkadaşlar bu grupta. Bence önemli kısraklar, önemli ileride azından çok söz edecek safkanların bir arada olduğu çok zevkli bir grup. Tabii performansları tam oturmadığı için arkadaşlar bu tarz gruplarda her zaman için ya da sürprize müsait olduğunu düşünüyorum bu ayakların. Şans verecek çok safkan olduğunu düşünüyorum ama tabii özellikle ön plana çıkan birkaç tane safkan var. Bunlardan ilki 12 yıl Rosekun, güzel bir Luxor Setrin yavrusu olan safkan. Bilindiği gibi anne baba bir çok önemli bir gazi şampiyonu. Bir safkanın da anneden babadan kardeşi önemli bir safkan. Güzel Acak ikilisine ait olan bu safkan ilk startında kolay kazanmıştı ki ben yine tek vermiştim. Çok da güzel bir koşu yapmıştı o gün için. Etkili koşacaktır çünkü uzun vadede de önemli bir safkan olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. İyi bir start, iyi bir safkan olacaktır muhakkak. Yani içinde çıkacağı bu grupta biraz sert olsa rakipleri de muhakkak şanslı olacaktır denenmeli. Bu zamana kadar bence çok önemli gruplarda önemli işler yapan 9 numaralı Maça Kızı Ahmet Çelik'le beraber yine şanslıdır. İyi koşacaktır. Yine 8 numaralı Makao arkadaşlar muhakkak değerlendirilmeli. İki türlerden 1 numaralı Angel of the Law Mehmet Çiçek, Mustafa Çiçek idaresinde yine şanslı olmaya aday. Yine 4 numaralı Kar Kız önde çok boş kalırsa arkadaşlar enteresan bir yarış yapabilir. Ama özellikle 12 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 8 ve 9 numara safkanların şanslı olacağı bir koşu olarak görüyorum. Bu 3 safkan muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında yine ekürüler yine yeriniz varsa 4 numaralı Kar Kız da arkadaşlar geniş kuponlar için şans verilebilir ama dediğim gibi özellikle 12 daha sonrasında 9 ve 8 numaralı safkanların şanslı olacağı bir ilk ayak olacaktır diye düşünüyorum. Günün arkadaşlar ikinci koşusu kupalı bir koşu. Anafartalar koşusu ki grup 1'de koşacak 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe sentetikte izleyeceğiz. Yine grubun kalabalık koşularından biri. 18 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Yine 10 numaralı Kuzey Yağmur arkadaşlar her ne kadar son yarışında bence performansının biraz altında koşacak olsa da sevdiği sertitikte etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Halis de beraber start alacak olan bu takıt yavrusundan yine etkili güzel bir koşu gelecektir. 10 numaralı Kuzey Yağmur'u bende ilk şanslı safkandır. Yine son 2 yarışında isteneni veremeyen 15 numaralı Secret Rover arkadaşlar kalitesiyle bu gruba her zaman söz sahibi olabilir. Yine Özcan'la beraber şanslı olacağı bir koşuya çıkıyor. Muhakkak bu safkana da şans verilmeli diye düşünüyorum. Daha sonrasında arkadaşlar yeri olanlar için yine 11 numaralı Mars Gökhan Gökçe idaresinde start alacak olan bu safkanla da yine sevdiği mesafede iyi bir koşu çıkartabilir. Ben burada özellikle 10, 15 ve 11 numaralı safkanlardan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Hatta yer olanlar burada 7 numaralı Kaneko'nun oğlunda arkadaşlar şans verilebilir ama dediğim gibi özellikle 10, 11 ve 15 numara safkanların şanslı olacağı bir ikinci ayak olarak görüyorum. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise handikap 17'de 4 yukarı İngilizleri 2100 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 6 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Yarın içinde zaten bu safkanı kuponunda yalnız bırakacağım. Yine tam mesafesinde koşan son 2 yarışını çok etkileyici güzel yarışlar yaparak kazanan 2 numara Rampage arkadaşlar Halis Karataş idaresinde bence yine kazanacaktır. Bu yarış içinde de kolay bir grupla start aldığını düşündüm. Safkan'ın yarın için ben bu mesafede etkili bir yarış yapıp kolay bir birincilik elde edeceğini düşünüyorum. 2 numara Rampage arkadaşlar Halis'le beraber günün 3. ayağında geçilmez diyorum. Kuponlara da rahatlıkla tek bırakılabilir olarak görüyorum. Günün 4. ayağı arkadaşlar bilindiği gibi önemli koşulardan yılda bir kere yapılan gazi koşusu. Grup 1'de 3 yaşlı İngilizleri 2400 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. Günün en zevkli ya da merakla sonucu beklenen yarışlarından biri. 15 tane safkanı start aldı bu koşu arkadaşlar. Yine zevkli geçmeye aday koşulardan biri. Bilindiği gibi buraya kadar hemen hemen ilk yarış hariç tamamını kazanarak gelen 1 numaralı Kalk Victor arkadaşlar Ahmet Çelik idaresinde çok çok bir favori olarak çıkacaktır ki yarın içinde kazanması da normal sonuç olacaktır ki şu ana kadar kazandığı bütün yarışlarda arkadaşlar daha hiç kuponu tek atmamışım. Ona dikkat ettim ben Kalk Victor için. O yüzden ben yine de yanına at yaz yine kazanabileceği bir yarışa çıkıyor olduğunu düşünsem de arkadaşlar ben Vernazda'dan 13 numaralı safkanı Halis'le beraber muhakkak şans vereceğim. Mesafe biraz daha uzadı.
Bu safkanın en azından Karatürk'ler önüne arkadaşlar kötü koşması durumunda devreye gireceğini düşünüyorum. O yüzden ben de Vernazza kuponunu muhakkak olacak. Hatta yine 9 numaralı Powerman, güzel bir power skort yavrusu olan safkan. Her zaman için uzun mesafeler için etkili yarışlar yapabilecek bir safkan. Özcan'la beraber ben yine şanslı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar son iki yarışında o gösterişli yarışlarından çok uzakta dursa da 7 numaralı Kingsman yine Hışman Çizik'le beraber şanslı olmaya aday. Burada arkadaşlar dediğim gibi ben özellikle bu koşuda Vernazza'dan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Kazanabileceği bir yarış olduğunu düşünüyorum. Karlıktürkleri yarın için zor anlar yaşatacağına inandığım bir safkan. O yüzden de ben de ilk şanslı safkan 13 numaralı Vernazza'dır. Daha sonrasında 1 numaralı Karlıktürkleri, hatta dediğim gibi 19 numaralı Powerman ve 7 numaralı Kingsman'da arkadaşlar şanslı olabilecek safkanlar olarak görüyorum günün arkadaşlar bu 4. ayağını. Günün 5. ayağı 2. İnönü koşusu olarak koşacak. Yine grup 3'te 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 8 tane safkanın start alacağı bu koşuda. Ben yine özellikle 2 tane safkandan etkili yarışlar bekliyorum ki bunlardan biri arkadaşlar 4 numaralı League Stars Halis ile beraber start alacak olan Lionel Temsil'den etkili bir yarış gelebilir. Rakibi noktasında da 5 numaralı Rare Run arkadaşlar yine ilk startını kolay kazanan safkan Müslüm Çelik idaresinde yine şanslı olacaktır. Bu iki safkan çok ön plana çıkıyor. Bu iki safkan arasında geçebilecek bir yarış arkadaşlar ama yine yeriniz varsa burada 3 numaralı Drogon Born da arkadaşlar Özcan'la beraber şans verebiliriz ama özellikle dediğim gibi 4 ve 5 numaralı safkanların yeterli olabileceği bir koşu olarak görüyorum günün 5. ayağını. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise grup 2'de koşacak dişilere ait 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe çimde izleyeceğiz. Nene Hatun koşusu olarak koşacak olan bu koşu kupalı bir koşu aynı zamanda arkadaşlar. Günün yine kalabalık koşularından biri 18 tane safkanı start alacağı bu koşu için yine birçok safkana şans verilebilir ama ben özellikle çok beğendiğim bir safkan olan güzel bir Luxor temsilcisi olan 11 numaralı Morland arkadaşlar çok etkili çok önemli yarışlar yapıyor. Kazandığı bir yarış sonrası çok dikkat çekmişti ama ondan sonra o yarışın tesadüf olmadığını gösterdi. Hemen hemen her yarışın etkili yarışlar yapan safkan uygun grupta sevdiği mesafede Mehmet Akyavuz'la beraber şanslı olacaktır. Denenmeli diyorum. Daha sonrasında yine son yarışın ölçü almadığım 9 numaralı Malamoja, Gökhan Kocakaya ile beraber yine şanslı olacağını düşünüyorum. Yine 10 numaralı Marakay, güzel bir Luxor temsilcisi olan Safkan Halis de beraber yine şanslı olacağı bir koşuya çıkıyor. Bu 3 Safkan ben de bir tık önde. Yani 11, 9 ve 10 numaralı Safkanlardan etkili koşular bekliyorum. Uzayan mesafede 7 numaralı Florida Cast arkadaşlar sürpriz arama noktasında denenebilir. Akın Sözen'le beraber yine 5 numaralı Ceylin Can'la Müslüm Çelik'le beraber enteresan bir yarış yapıp güzel bir sürprize imza atabilir günün son ayağı için. Arkadaşlar İstanbul programı ile ilgili yorumlarım benim bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz safkanlar da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.